arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi Kurşunlu beldesine geldik. Bayağıdır gelmemiştim Kurşun'un bu bölgelerine. Burası da bir site midir nedir, çok güzelmiş bunlu evlerden. Ve burada da palmiyelerin arasında bir deniz manzarası var, burayı çekmek istedim, çok güzelmiş. Gerçekten harika, çok mükemmelmiş burası. Burası site mi acaba yoksa yazlık kiralamaya bir şey mi? Harika. Site gibi. Arkadaşlar aslında şuraya market için durduk ama gerçekten de manzarayı çekmeye değermiş yani, çok güzelmiş. Burası Bursa'nın Kurşunlu beldesi, sahil kenti. Şurada Kurşunlu Halk Pazarı varmış. Şansa bulduk. Bugün yok herhalde. Evet. Kurşunlu sahiline inmeden olmaz. Buraya kadar gelmişiz. Ben hatırlıyordum, şu buralara geliyorduk herhalde. Kurşunlu'nun sahili hep böyle çakıllıktı. Ama temiz denizi ya bugün. Buranın daha temizmiş denizi. Daha güzelmiş denizi buranın. Aa. Valla tam denize girmeli. Kimse de girmiyor şansa. Yürüyüş yapalım mı? Evet arkadaşlar, muhteşem bir manzarası var. Işıl ışıl, pırıl pırıl. Et birasını almış oturuyor. Arkadaşlar sahili biraz çakıllık ama suyun içi iyi midir? Orası da çakıl gibi gözüküyor. Birazcık belki ayakkabı terlik giymek gerekebilir denize, plaj ayakkabısı falan. Ama manzara süper. Manzara 10 numara. Martılar uçuyor. Kurşunlu sahili gezelim dedik arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yer. Kurşunlu gemliğe bağlı galiba şu. Evet. Hatta Altıntaş da gemliğe bağlı olabilir ha. Çünkü biz Mudanya bittikten sonra sanki Altıntaş yası geldi. Şok falan hepsi var burada ha.
Biraz daha büyük. Aa, burası kayalıkmış. Denize girmeye yer yok gibi, evet. Şurada ileride var sanki. Arkadaşlar burada bu tarafta biraz daha denize girmek mümkün değil gibi. Çok risk oluşturuyor böyle kayalıklar. Yüzme bilmeyen için zaten ölümcül olur. Ama kenara böyle masa yapmışlar. Ama yanlışlıkla şuradan ayağınız kaysa gitse bilmiyorum, içeri belki gümbürtü olabilir. Büyük bir kokoreççi var burada. Valla kurşunlu güzel. Yürüyüş yapmak için güzel bir yermiş gerçekten. Buradan ileri arkadaşlar Kumsas'a, Ayazma'ya doğru gidiyordu zannedersem. Erce'ye. Gayet güzel, huzurlu bir yer. Denizde yürüyüş yapmak isteyenler için upuzun sahili olan bir yer. Birebir. Oturmaya da yerler var, barlar, balık restoran, kokoreççi, bin market, çok market, hepsi var. Akşamları eminim burası çok kalabalık oluyordur. Karşısı da Gemlik olsa gerek, Gemlik manzarası var. Çok güzel, mekanlar sıra sıra, bayağı aranılan her şey var gibi. Bu da iyi hacı mı? Zeytin mi? Çok güzel. Harika manzarası var ya. Köpek iyi yer bulmuş uyumak için. Bak Roma dondurmacısı var şu. Roma İmparatorluğundan kalma dondurmalar. Köpekler saldırır mı acaba? Bir anda bunlar her şey yapabiliyor. Balık tutan yok arkadaşlar. Aslında böyle kayalık yerlerden çok balık tutan olur. Sıcak diye mi kimse yok? Boydan boya da burası kayalık gibi gözüküyor. O yönden biraz hoşuma gitmedi. Kocaman sahil var ama maalesef denize girmeye bir yer yok. O yönden kötü. Ama manzara harika hakikaten. Balıkçılar varmış ya, dilimin beterine uğradım. İki tane olta var. Evet arkadaşlar, Kurşunlu'nun sahili genelde böyle. İlk gösterdiğim yer denize girilen bölgeydi. Zaten orasıyla burası arasında şu karşı gördüğünüz iskele var arada. Yani yürüyerek 5-10 dakikalık bir şey. Arabayla zaten bir dakika sürmez. Çok da fena değil yani. Bir tek buraları çoluk çocuk kayar mı diye düşündüm ben, aşağılara yuvarlanır mı falan diye. Yani bana soracak olursanız, son zamanlarda hep sahilleri gezdiğim için aklımda kalmış. Narlı bölgesi var mesela, yine Gemli'ye bağlı.
Narlı'da buralara demirden çit kurmuşlar. Böyle çok güzel altta gemi dümeni falan desenleri vardı. Hem güzelleştirmiş ortamı hem de bir korunak sağlamış yani. Böyle bir şey yapılabilir bence. Belki ileride o da yapılır. Bilemiyorum. Yapılırsa daha iyi olur. İnsanlar en azından çoluk çocuk kendini daha güvende hissedebilir. Bu şekilde sahil boydan boya gördüğünüz gibi bu taraf hep taşlık. Kumsal yok, denize girmeye yer yok. Ama çok güzel evler de var, çok güzel yapılar var denizle karşı karşıya. Daha önce Filipinler'e de gitmiştim, videolarımda görebilirsiniz. Bu palmiye ağaçları orada kokonat ağaçları oluyor. Şöyle bir 20-30 metre yüksekliğinde dev kokonatlar oluyor üstünde. Onlar geldi aklıma birden. Çok fazla oturmaya yer de var, banklar da var. Yani daha fazla da ileriye gitmeye gerek yok herhalde. Sürekli böyle gidiyor çünkü. Çok uzun bir kordon boyu var. Kordon boyu diyeyim yani. Kurşunlunun. Çok da güzel, ışıl ışıl bir manzarası var. Şu an saat, bakıyorum saat kaç? 6-7 geçiyor. Yani akşamüstü, akşam manzarası gelmek üzere. Karşıda, karşı taraf ne oluyor acaba? Şu taraf Gemlik de. Sanayi bölgesini, orada vinç gibi bir şeyler var, oradan tanıdım. Zaten burası da Gemlik'e bağlı. Gemlik'ten sonra Armutlu falan öyle devam ediyor herhalde Yalova'ya doğru. Evet arkadaşlar, güzel bir manzarada hoşça kalın diyorum herkese, Kurşunlu'dan. Buraya yürüyüş yapmaya gelebilirsiniz, çok güzel bir yer. Özellikle akşamüstü yürüyüşü çok harika olur. Çok güzel bir yer aslında, deniz. Deniz yanı başınızda. Deniz kokusu, deniz havası. Yani uzun uzun yürümek istiyorum diyenler tam da buraya gelsin, Kurşunlu'ya gelsinler. Çok güzel bir manzarası da var yani. Güzel. Şu iskelenin öbür tarafı zaten denize girilecek plaja sahip. Birazcık modern bir yer yalnız. Burada kalanlar da biraz daha sanki elit insanlar da çok fazla var gibime geliyor yani. Bazı yapılara bakıyorum da yani gerçekten onu hissettiriyor. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Kurşunlu'dan herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoları beğenirseniz, like atarsanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Herkese bay bay.